Efendim kısa bir aradan sonra Kanal 7'de sabahta beraberiz. Bu sabah stüdyomuzda Çankırı'dan gelen çok önemli iki misafirimiz var. Onlarla önümüzdeki hafta Feshane'de düzenlenecek Çankırı günlerine dair konuşacağız. Şimdi misafirlerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Çankırı Valimiz Sayın Vahdettin Özcan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve tabii Çankırı Belediye Başkanımız Sayın İrfan Dinç. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sayın Valim, Çankırı Buyur. Tanıtım günlerini soracağım ama şöyle bir soruyla başlamak Buyur. İstiyorum. Bazı şehirler için derler ki o şehir nüfusundan daha fazla nüfus İstanbul'da var derler. İstanbul'da Çankırı'nın nüfusu ne kadardır diye sorsam. Tabii çok güzel bir giriş oldu. Bizim Çankırı'daki toplam nüfusumuz şu anda 180 bin. Merkez nüfusumuz 73 bin. 11 ilçemiz var. 180 bin insanımızla Çankırı'da yaşıyoruz. Ama Ankara'da 300 küsur bin. İstanbul'da da yine 300 bine yaklaşık Çankırılı. Bunlar Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarıdır. İstanbul'da yaşıyorlar. İstanbul'da çeşitli ticari, sanatsal, kültürel faaliyetlerde bulunuyorlar. İstanbul'u soluyorlar. İstanbul'dan faydalanıyorlar. Zaman zaman da Çankırı'ya gelip tatil yapıyorlar. Çankırı'da bir kısmı da yatırım yapıyorlar. Bu itibarla biz bir açılım gerçekleştirdik. Önce bundan yaklaşık 6-7 ay önce Çankırı Geleceğini Planlıyor sempozyumu düzenledik İstanbul'da. İkinci ayağını Ankara'da yine Çankırı Geleceğini Planlıyor sempozyumu adı altında gerçekleştirdik. Üçüncüsünü de inşallah en kısa zamanda Çankırı'da yaparak tamamlayacağız. İnşallah. Birinci projemiz buydu. İkincisi de İstanbul'daki Çankırılılara, Türk insanına, Türkiye'li insana Çankırı'yı tanıtmak üzere bir faaliyet başlatalım dedik. Ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuyu paylaştığımızda Kadir Topbaş Bey'le evet. Feshane'yi bize 4 günlüğüne tahsis ettiler. 27, 28, 29, 30 Eylül'de yani önümüzdeki hafta Perşembe günü başlayarak biz Çankırı'nın değerlerini, kültürel ögelerini İstanbullularla, İstanbul'daki Çankırılı hemşehrilerimizle ve tüm Türk insanıyla, Türkiye insanıyla paylaşmak istiyoruz. Bu itibarla burada Çankırı Dernekleri Federasyonumuz, Çankırı Vakfımız İstanbul'daki, onların genel başkanları, değerli başkanlarıyla birlikte güzel bir koordine kurduk. Güzel bir organizasyon yaptık. İnşallah yüzümüzün akıyla Çankırı'yı İstanbul'da 27 Eylül Perşembe günü Taksim'de başlayacak bir yürüyüşle, İstiklal Caddesi'nde yapacağımız bir yürüyüşle Feshane'de öğle vakti açacağız ve değerlerimizi, öğelerimizi İstanbul'daki Çankırılılara ve İstanbullulara tanıtacağız inşallah. İnşallah yaran güveçini de böylece çok kişi de yemiş olacak. Evet. Öyle mi bu vesileyle sayın siz tabi dersinize çalışmışsınız. Estağfurullah. Öyle anlaşılıyor. Estağfurullah. Tabi Çankırı'da takım yemeği dediğimiz yaran güvecimizle başlayan, önce bir çorbayla başlayan ve sonucu da bamyayla biten, sodayla biten bir takım yememiz var. Onu da inşallah burada insanlarımıza öğreteceğiz, tattıracağız. İnşallah. Allah nasip ederse. Çankırı yemekleri demişken hemen Çankırı ile ilgili yine başkanımıza sormak istiyorum. Evet. Sayın Dinç, Çankırı'yı bir tanıyabilir miyiz sizin ağzınızdan? Bu arada ikinci dönemiz değil mi? İkinci dönemimiz. 2004'te efendim. Seçilmiştiniz. Evet. Evet. Çankırı'yı iyi bilenlerdensiniz siz. Tabii ki. Evet, oranın tabii. ahalisinden. Çankırı'yı bir tanıyabilir miyiz? Ben öncelikle ekranları başında bizi izleyen çok değerli izleyicilerime saygılar sunuyorum. Tabii Çankırı geriden baktığınızda imajı olmayan bir kent gibi gözükmesine rağmen, küçük Anadolu'nun içerisinde böyle kendi halinde bir kent gibi görünmesine rağmen aslında incelenmesi, irdelenmesi ve dikkatle izlenmesi gereken evet. Anadolu'nun çok önemli kentlerinden bir tanesi. Bir defa Çankırı Neolitik çağdan beri kesintisiz yerleşim merkezi olmuş. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Evet. O medeniyetlerin tarih içerisinde derin izler bırakmasında en büyük pay Çankırı. Evet. Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türk unsurunun İslam kültür mayasıyla yoğrulup Anadolu toprağında kalmasında, Anadolu toprağında neşvi neva bulmasında yine en büyük pay Çankırı'nın. Coğrafi yapının etkisi var mı bunda? Mutlaka. Evet. Mutlaka coğrafi yapının da etkisi var. Tabii Sultan Alparslan Malazgirt'i fethettikten sonra önemli komutanlarından olan Emir Karatekin Hazretlerini Çankırı'ya göndermek suretiyle evet. Çankırı'nın kapısını, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'un kapısını da Türklere dolayısıyla açmış oldu. Tabii bu gerçekten önemli bir olay. Anadolu'da özellikle Selçuklu döneminde Anadolu'daki ilk Darül Hadis, hadis okunan yer Çankırı'da kurulmuş. Şu anda Taş Mescid adıyla bilinen bu mekan o dönemde
önemli katkılarda bulunmuş. Evet. Horasan erenlerinin yine Anadolu'nun her tarafında İslam unsurunu yayma noktasında yapmış olduğu çalışmalar da Çankırı insanının payı inkar edilemez. Dolayısıyla hem Selçuklu medeni, hem önceki medeniyetlerde, hem Selçuklu medeniyetinde, hem Osmanlı medeniyetinde, hem milli mücadelenin kazanılmasında, hem cumhuriyetin kuruluşunda bütün unsurlarıyla, her şeyiyle Çankırı insanı var. Çankırı insanı medeniyete böyle, insanlık medeniyetine çok derin izler bırakmış. Çankırı insanının karakteri nedir? Mesela Anadolu insandan bahsederken misafirperver, sevecen, samimi efendim, filan deriz. Tüvvet inancından gelen ahilik teşkilatının o güzel unsurlarını, o misafirperverlik, insanın en üst seviyesindeki o güzel hasletler neyse Çankırı insanında bunu fazlasıyla bulmanız kardeşliğin bütün özelliklerini üzerlerinde taşıyor diyorsunuz. Yani baktığınız zaman yine tarihe 250 tane Çankırı'da vakıf kurulmuş. Bu vakıfların kardeşlik ve hoşgörü ikliminin oluşmasında, sevgi medeniyetinin oluşmasında ne kadar büyük payı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çankırı insanı bütün özellikleri şu anda da yaşıyor ve yaşatıyor. Allah'a hamdolsun. Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte etkisi çok büyük olmuş diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu 250 tane vakfı düşündüğünüz zaman Çankırı gibi bir ilde 250 tane vakfı düşündüğünüzde bırakın insana hizmet etmeyi. Bizim kurmuş olduğumuz bir Çankırı Araştırmalar Merkezi var. Buyurun. Çankırı Tarih ve Kültürünü Araştırma Merkezimizde toplamış olduğumuz bilgilerde, defterlerde, kitaplarda öyle enteresan şeyler var ki ben sadece bunlardan bir tanesini buyurun bahsediyorum. 21 Eylül 1281 miladi Selçuklu'nun son dönemine ait bizde bir vakfiye var. Evet. Orijinal vakfiye. Çankırı Kalesi'nin eteklerinde bir kısım Kuşhane mevkii diye geçer. Şeyh Bahattin Hazretleri o dönemde, Selçuklu'nun son döneminde kuş evleri yapmış oraya. Yani kuşlar. O zaman Osmanlı'daki kuş evleri geleneği belki ondan gelmiş. Tabii ki evet. Oradan geliyor. Kuş evleri yapmış. Kuş evlerinin finansının karşılanması için bir vakıf kurmuş. Evet. O vakfın 1281 tarihli vakfiyesi şu anda bizim elimizde. Bakın Çankırı insanının insanlık tarihine bırakmış olduğu ize bakın. Minicik sadece bir kuşa bile bu insanlara değil. Kuşlara, o minicik kuşlara da, hayvanlara da nasıl şefkatle, merhametle yaklaşmış ve bununla ilgili somut eserler ortaya koymuş. Çankırı insanı bu efendim. Eyvallah. Peki bu kısacık zaman diliminde yine sorabildiğimizi sormaya çalışacağız. Ben tekrar Sayın Valim'e dönmek efendim istiyorum. Sayın Valim, sivil toplum kuruluşları dedi, etkileri büyük oldu dedi. Doğru. Bu sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığınız tanıtım faaliyetleri Çankırı'yı hangi noktaya getirecek? Efendim şöyle, ben Sayın Başkanım'a verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım tarihten bugüne doğru geldi. Ben de bugünle alakalı Çankırılıların sevineceği, duyduğunda çığlık atacağı bir haberi vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Dün itibarıyla Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan'ın da paraf ettiği bir Japon firması, Allah nasip ederse 2013 başlarında yatırıma başlayacak 500 küsür milyon dolarlık bir lastik fabrikası yatırımı gerçekleşecek, evet. Çankırı merkezde. Evet. Çankırı merkeze 20 kilometre civarında Tüney mevkiinde. 500 milyon dolar. 500 milyon dolarlık bir yatırımdır. Dün anlaşması paraflandı, imzalandı. Ben de buradan tüm Çankırılılara bunu duyuruyorum. Ayrıca birkaç bilgi daha vereyim. İlginç buyurun, bilgi. Buyurun lütfen. Çankırı'nın bu gizli değerleriyle alakalı günümüze ait. Dünyanın en büyük seramik ve granit fabrikası bizim Çankırı ile Kurşunlu ilçemizde. Şimdi yaklaşık 2000 vatandaşımız çalışıyor. Allah nasip eder ise 2014 ortalarında bir arıza olmazsa 4000 insanımız çalışacak. İlçemizin merkez nüfusu 3000 küsur. O itibarla dışarıdan bir takım işçilerimiz servislerle gelip burada işçilik hizmetleri görecekler. Ayrıca Şabanözü ilçemizde Türkiye'nin en büyük küçük mutfak elektrikli ev aletleri fabrikamız var. Evet. O fabrikada da yaklaşık 1400 vatandaşımız istihdam edilmektedir. Biz merkezde bu eksikliği gördük. Merkezde organize sanayi bölgemiz yoktur. O itibarla havaalanına, Esenboğa Havalimanı'na yakın, fazla Çankırı'dan uzaklaşmayan bir mevkide milletvekillerimizin de gayretleriyle bir OSB çalışması içindeyiz. Sanıyorum 2012 sonunda tüzel kişilik kazanacağız ve 2013 başında da demin bahsettiğim Japon firmasının yatırımı Çankırı'ya gerçekleşecek. İnşallah bundan sonra biz İstanbul'a, Ankara'ya göç vermeyeceğiz. İstanbul'da, Ankara'da bulunan göç alacağız sevgili vatandaşlarımızı, Çankırılı hemşerilerimizi geriye göçle
Çankırı'da yaşatacağız. Evet inşallah bizler de katılıyoruz bu temennilerinize. Sayın Valim, yine biraz sonra size tekrar döneceğim. Sayın Başkanıma tekrar söz vermek istiyorum. Başkanım, Çankırı'daki özellikle sizin döneminizden sonraki değişimi, atılımları bizlere böyle başlıklar halinde anlatır mısınız? Efendim, Çankırı bizden sonra çok ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Tabii ki değişim ve dönüşüme insanımızın yaklaşımı ilk etapta çok pozitif olmuyor. Ama biz insanımızla bunu güzelce izah ederek bu pozitif değişimi çok üst seviyede gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Çankırı'mızın su problemi. Bu arada affedersiniz, rejiden bir dakika kadar bir süre kaldığını söylüyorlar. Sayın Başkanım, şöyle küçük başlıklarla toparlayalım. Çankırı'mızın su problemi vardı. Su problemini çözdük. 80 kilometreden Cazibe ile barajdan arıtmayla suyumuzu getiriyoruz. Menba suyu kalitesinde suyu şu anda çeşmelerimizden veriyoruz. En önemli sorunu halletmiş en önemli sorunumuz bu. Evet. Kentsel dönüşüm. Bakın şu anda kentsel dönüşüm Türkiye'nin bir numaralı maddesi. Evet. Biz bunu 2006'da başladık. Kentsel dönüşüme. Şu anda kentsel dönüşümün birinci etabını bitirmek üzereyiz. Yani birkaç ay içerisinde insanlarımız 284 konuta yerleşmiş olacaklar. Yine Çankırı'mızın altyapısıyla ilgili Çevre Bakanlığımızda %85'ini Avrupa Birliği'nin karşılayacağı şekilde projelerimizi sunduk. Bekliyoruz. Onu da inşallah bitireceğiz. Özellikle tarihi dokuda ciddi çalışmalar yaptık. Evet. Mülkiyeti belediyemize ait olan eserleri restore ettik. Onları Çankırı'mızın tarih ve kültürüne kazandırdık. Biraz önce bahsetmiş olduğum araştırma merkezi yaklaşık 30 bin vesikayla, 100'e yakın bilim adamıyla, her yıl çıkardığımız Çankırı Araştırmaları dergisiyle ve 40'ın üzerindeki yayınla Türkiye'ye model olan bir çalışma. Yine Sultan Abdülhamit Han döneminde yapılmış tarihi çamaşırhanemiz var. Evet. Çamaşırhaneyi restore ettik. Burayı Çankırı kültürüne kazandırdık. Son toparlayalım başkanım. Çivitçioğlu medresemiz ve özellikle Hazımiye medresemiz Çankırı'mızın her bir odasını Çankırı'mızın yerel, yöresel sanatları ve değerleriyle ilgili adeta bir müze haline getirdik. Yani bir sürü faaliyetler bu yaptık. Bu hizmetler için bir saat gerekiyor. Yetmez, evet. Bir saat de yetmez. Evet, çok haklısınız. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Valim'le noktalayalım. Evet, buyurun efendim. Cumhurettin Bey, ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür buradan ediyoruz. Buradan tüm İstanbullulara, İstanbul'da yaşayan Çankırılılara, şimdi Çankırı zamanı diyorum, Çankırı'yı seviyorum diyorum. İnşallah 27'sinde tüm Çankırılıları Feshane'ye bekliyoruz. 27-30 Eylül arasında değil evet mi? Efendim, 4 gün boyunca ama açılışımız 27'sindedir, Perşembe günü. Tamam. Tüm Çankırılılara sevgi, saygılarımı sunuyorum, muhabbetle selamlıyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz Çankırı Valimize ve Belediye Başkanımıza. Biz teşekkür ediyoruz. Şeref verdiğiniz videomuza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Kanal 7'de Sabah'ın burada sonuna geldik. Çankırı cümlesiyle noktaladık Kanal 7'de Sabah'ı. Yarın aynı saatte saat 6.30'da beraber başlayacağız diyorum ama önce reklamlar.